Thank you.
Fotoğraf için çıktım ama çok böyle verimli olmadı, fakat yine de birkaç kare çıkarttık. Esas daha sabaha karşı gerçek olan mavilik çıkacak. Fakat fotoğrafçılığın vermiş olduğu zevkle yaklaşık bir 10-15 kare çektik. İnşallah uyanabilirsek sabaha karşı tekrar gelip çekmek planlıyoruz. Ben biraz da inceledim bunu. Dolunay olan kısım
Ay içinde iki kere olduğu için buna mavi ay diyorlar. Mavi ay aslında gerçekte bir mavi ay değil. Toz bulutların yapmış olduğu bir mavilik. Normalde gözle gördüğünüz sarılıkla alakalı bir ay. Ben ayın daha farklı fotoğraflarını Güneydoğu'da çektim. Buradakiler biraz daha böyle işte ay çektik meselesiyle alakalı. Ama yine de bizi tatmin ediyor. Fakat mavi olacaksa sabah olmakta fayda var. Çünkü sabahın ilk ışıkları gelmeden yaklaşık 4-4.30 arasında maviyi görüyoruz. Normalde şu anda ay tam parlak haline doğru gidiyor. Zaten bugün itibariyle tarih anlamında dünyaya en yakın olduğu gün bugün. Bu sanıyorum 2024'te de bu zamanlarda gene gelecek. Bundan sonra zaten uzaklaşıyor kışa doğru. Aynen bu tarihlerde ben doğuda bir ay çekmiştim. Orada da aynıydı. Devasa büyüktü. Zaten bu tür çekimleri kesinlikle şehrin ışıklarından uzak yerde olmamız gerekiyor. Bu bir yayla çekimlerinde olabilir. İşte yüksek tepelerde falan. Çünkü ışığa maruz kalmaması lazım görüntünün veya makinenin. Onun için böyle yerleri tercih ediyoruz. Bu akşam da buraya geldik. Gün batımı işte bizim mavi saat dediğimiz saatin tam akşamla akşamüstüyle gecenin birleşmesindeki saatten yaklaşık ben bir 7'den beri burada oturuyorum. Tabii bu saatlerden sonrası artık tamamen ayın o güzel kırmızılığının, portakal renginin gittiği saatler. Bundan önceki saatler güzel ama mavi saat dediğiniz gibi sabaha karşı olacak.